Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda paragraf kısa videolar 8 ile karşınızdayım. Düşünceyi geliştirme yollarının karşılaştırma başlığını işleyeceğiz bu videomuzda. Hemen bakalım detaylara. Basit bir başlık zaten, karşılaştırma bildiğimiz bir terim. Arkadaşlar bakalım. Karşılaştırmada iki varlık, iki kavram ya da iki şey arasındaki benzerlik ve karşılıklardan faydalanma söz konusudur. Örneğimize bakalım. İnternet medyanın bir parçasıdır ancak çok seçeneğe sahip olması açısından medyadan daha üstündür. Bakın hemen karşılaştırmayı yaptı birinci cümlede. İnternette geri beslenme açısından müthiş bir olanak mevcut. Çok seçenek olduğu için insanları geleneksel medya gibi bir kulvarda tutamazsın. Bir gazeteyi al demekle bir siteyi izle demek arasında çok büyük fark vardır. İnsan medyaya kıyasla internette sürekli yeni şeyler keşfediyor. İki cümlede doğrudan ama parçanın tamamında tümüyle İnternetle sıradan medyanın karşılaştırmasını yaptı ve interneti daha üstün gördüğünü ifade etti. Evet, karşılaştırmayla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Yıl boyunca yapacağınız çalışmalarda başarılar diliyorum. Kolay gelsin gençler.